Çok güzel bir soru aldım. Son dönemde bu soruyu bana ısrarla soruyorsunuz. Israrla soruyorsunuz ve ısrarla soruyorsunuz. Açık konuşacağım. Siz bana hangi soruları soracağınızı çok iyi biliyorsunuz. Ve ben böyle lezzetli sorulara, böyle güzel sorulara, böyle keyifle cevap veriyorum. Bana gelen çok güzel yorumlar var. Ee, böyle sohbet tarzında videolar. Evet, sohbet ediyoruz. Siz de oradan beni dinlerken cevaplar veriyorsunuz falan. <laughs> Bazen sol kulağım çınlıyor. Lütfen öyle yapmayalım. <laughs> Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Çok güzel bir soru var. Daha kadınsı olmanın yolu nedir? Bakın daha kadınsı olmanın yolu nedir? Ya bu çok güzel bir soru ve ben bu konuya zaten değinmek istiyorum. Son dönemde bu konuda yaptığım çalışmalar da var. Danışanlarım biraz bu konuya eğilmemi istiyorlar. Şimdi arkadaşlar bir girizgah yapayım. Ufak bir bilgiyle başlayalım. Sonra kara kaplı defterime geçeceğim. Defterimden size efendime söyleyeyim notlarımı çünkü 4 madde Bakın birazdan sizinle paylaşacağım 4 madde var. Daha kadınsa olmanın 4 yolunu size anlatacağım. 4 ciddi analiz ve çalışmalar neticesinde, deneyimler neticesinde bunları birleştirdim size anlatacağım. Şimdi şöyle bir gerçeklik var arkadaşlar. Kadınlar çalışma dünyasına girdiler. 20. yüzyılda. 19. yüzyılın sonlarında başladı ama 20. yüzyılda yoğun olarak kadın çalışma dünyası içerisinde, iş hayatı içerisinde yer almaya başladı. Olması gereken buydu. Yani kadının iş hayatına kattığı yaratıcılık, zeka, vizyon bir kere biz erkekleri zaten yaya bırakır. Ben bunu hep söylüyorum. Bu konuda da gayet objektifim yani. Bizim güçlü olduğumuz taraflar var. Ama kadının bakış açısı her zaman daha yaratıcıdır. Ben özellikle bunu çalışma hayatında Kerastaz'da gördüm. Yani L'Oreal firmasında işte dünyanın en büyük kozmetik firması. Bunun İtalya ofisinde çalıştım uzun yıllar ve kadınlarla çalıştım. Ve beni öyle benziyorlardı ki. Beni böyle duvardan duvara vuruyorlardı. Çok katı, çok acımasız kadınlarla çalıştım. Çalışırken bayağı acılar da çektim yani. Kötü davranıyorlardı ama çok şey gördüm. Bir kere yaratıcı olduklarını gördüm. Anlatabiliyor muyum? İnanılmaz derecede vizyonlu olduklarını gördüm ve çok detaycıdır kadın. Yani erkek beyni o kadar detay düşünemez. Şimdi bu konunun çalışmayla ne ilgisi var? Çalışma hayatına girmiş kadınlar erkeklerle rekabet ederken ve çalışma hayatında kendisine bir kariyer yapabilmek adına biraz eril enerjiyle doluyor. Çünkü erkeklerle özellikle de çalışma hayatındaki bazı vizyonsuz, bazı kadınlara karşı kötü davranışları olan erkeklerle mücadele etmek çok zor. Ben sizi anlıyorum, biliyorum. Çok zor. Dolayısıyla o eril tavırla başa çıkabilmek için siz de bir eril enerji kuşanıyorsunuz ve iş hayatında da başarılı oluyorsunuz. Olmanızı da diliyorum her zaman için. Fakat bu bazı kadınların bana ulaşan bazı kadınların analiz ettiği üzere o kadınlardaki kadınsı tarafı biraz gölgeliyor. Kadında erkek enerjisi ön plana çıkıyor. Peki bu konuda ne yapmamız lazım? Adil Bey diye bana mesaj atan, çok sevdiğim, çok saygı duyduğum, çok güzel insanlar var ve ben onlara şimdi 4 maddeyi paylaşacağım. 1. Arkadaşlar bir ilişkiniz var. Ve siz bu ilişkinizde erkek arkadaşınıza karşı yeterince kadınsı enerjiyi ...göstermediğinizi düşünüyorsunuz. Yeterince kadınsı enerjiniz olmadığını düşünüyorsunuz. Veya erkek arkadaşınız veya eşiniz... ...size bu konuda bazı eleştirilerde bulunuyor. Size bunu hissettiriyor. Ya sen birazcık daha kadın olsana falan filan. Ve siz bu konuda bir adım atmak istiyorsunuz diyelim ki. Öncelikle yapmanız gereken konu hitap. Hitaba çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yani şu. Şimdi şöyle örnekler vereceğim. Benim de böyle müthiş erkek enerjisine sahip kız arkadaşlarım oldu ama ilişkilerim fazla sürmedi. Aynı sebeplerle yani erkekler bundan çok hoşlanmazlar çünkü eril enerjiden biz çok hoşlanmayız. Bunun sebebi şu bizim etrafımızda yeterince eril enerji var. Biz maşallah erkekler dünyasında kışla da gibiyiz yani böyle erkek muhabbeti, erkek sohbeti. Şimdi mesela bir kız hitap ederken sevgilisine abi diyemez. Abi ne haber böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok ya. Ya biz böyle minibüsçüler arasında sohbet ediyor değiliz. Abi ne haber? Abi bugün şöyle oldu. Ne yaptın abi falan. Çok eril, çok maskülen. Çok maskülen. Kadının hitabında, sevgilisine, erkek arkadaşına karşı hitabında canım, hayatım, aşkım, bir tanem. Bakın bunlar hitap. Bir kere bu hitaplara sahip olmadan kadınsı enerjiyi sergileyemezsiniz. Bir onu bir çek edin. Onu bir kontrol edin. Hitabınız nasıl? Mesela çoğunlukla erkekler Sadece ismiyle hitap edilmesinden hoşlanmaz. Adil haber diyen mesela bir kız arkadaşı ben kafamda konumlayamam. Adil ne haber ne demek? Adilim de, adil canım de. adil aşkım da bir şey de yani. Yani şimdi sen bana erkek arkadaşın olduğumu hissettir. Bütün erkekler böyledir yani anlatabiliyor muyum? Güzel bir hitap bekler. Bu böyledir. Yoksa abi falan filan, dayı de bari ya, dayı haber de yani böyle bir şey yok. Onun için konuya hitapla başlıyoruz arkadaşlar. İkinci konu sohbet konuları. Yani siz bu adamla hangi konularda sohbet ediyorsunuz? Futbol muhabbeti yapıyorsanız işiniz zor. Erkekler kendi aralarında erkek sohbetlerini zaten yeterince yapıyorlar arkadaşlar. Yani futbolu örnek verdim. Araba muhabbeti, şu bu. Yani böyle maskülen konularda sohbet ediyorsanız o adam bir süre sonra bir süre sonra ya ben bir erkekle mi birlikteyim yoksa bir kadınla mı birlikteyim diyecektir. Yani sohbet konularınız Erkek muhabbetiyle ilgiliyse ve sürekli bunu tekrarlıyorsanız, o adam sizin karşınızda karşısında bir kadın olduğunu unutmaya başlar. Bunu yapmayın. Arkadaşlar, üçüncü konu beden dili. Beden dili son derece önemli. Beden dili aslında eğitimi alınabilecek bir konu. Yani bu konuda tam olarak olaya hakim olmayan kadınlar da bu konuyla ilgili eğitim alabilirler. Kadınsı beden dili her zaman için yumuşak, her zaman için naif, her zaman için böyle alttan alan demiyorum bakın. Şimdi bazen bazı takipçilerim böyle cımbızlayıp ya işte biz kadınız, işte pasif mi olacağız? Pasiflikten bahsettim mi şu ana kadar? Hiç bahsetmedim. Kadın tam tersine olaya hakim olur. Ama bunu kadınsı bir enerjiyle yaptığı zaman erkeği perişan eder. Yani duvardan duvara vurur yani. Ama erkek karşısında erkeksi bir enerjiyle sürekli davranan bir kadın görürse, bu konuda çok pozitif davranmayabilir, bu konuda çok e, kadından etkilenmeyebilir, kadın ona bir süre sonra çekici gelmeyebilir. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Beden dilinde özellikle bilek hareketleri daha zarif, daha yavaş, daha yumuşak. Mesela şimdi erkeklerin biz erkek böyle hareketlerimiz vardır mesela böyle yaptı şöyle falan. Şimdi bu beden diline sahipseniz eğer sürekli çok hızlı hareketler ve böyle uyarıcı hareketler. Mesela elini kullanan kadınlar. Sen şöyle yapmayacaksın falan. Şimdi bu erkeğe karşısında bir erkek olduğunu hissettirir. Çünkü biz bunlarla zaten bütün gün muhatap oluyoruz. Ya yani bizim dünyamızda zaten böyle arkadaşlarımızdan bol miktarda var. O zaman erkek arkadaşınız bir süre sonra bu sert beden dili karşısında şunu diyebilir. Ya ben Hüseyinle birlikteyim galiba. Ben Ahmet'le birlikteyim, Mehmet'le birlikteyim. Benim karşımda Banu yok. Benim karşımda <laughs> Zeynep yok. Benim karşımda Abdullah var. Yani sürekli olarak karşısında bu hareketleri yapan bir erkek varmış gibi olur. Dolayısıyla beden dilinizi daha zarif, daha yumuşak, daha e, o adama yine söyleyeceğinizi söyleyin. Ama daha önce bir video paylaşmıştım. Söyledikleriniz sert olsa bile üslubunuz yumuşak olmalı. Kadınsı dil budur. Daha yumuşak, sert cümleler söyleyin. Ama yumuşak ve gülümseyerek. Yani bunu yaptığınız zaman karşısında bir kadın olduğunu çok net bir şekilde görür. Şimdi dört e, kadınsı olmakla ilgili. Kesinlikle yapılmaması gereken bir şey. Çünkü kadınsılığın tamamen zıttı bir şey. Biz erkeklerin kadında pek yakıştıramadığımız bir şey. Biz erkeklerin karşımızda bir kadın olduğunu unutmamıza sebep olan bir şey. Bu dört maddenin belki en önemlisidir. Ben öyle düşünüyorum. O da argo. Yani küfürlü konuşmalar bir kadına hiç yakışmıyor. Ya bakın devir ne olursa olsun. Dönem ne olursa olsun. Argo konuşmalar. Küfürlü konuşmalar bir kadına hiç yakışmıyor ve biz erkekler çoğunlukla bunu yani doğru ve normal karşılamayız. Şimdi şöyle mesajlar gelebilir çünkü geliyor. İyi de işte karşımdaki falan sürekli küfür ediyor. Bakın sizin karşınızda size hakaret eden, size yanlış davranan bir sırtlan varsa ben zaten size onlardan ayrılın diyorum. Bütün videolarımda söylüyorum ne demek küfür, ne demek hakaret. Yani erkek bunu yapıyorsa zaten siz olay yerinden uzaklaşın. Yani siz olay yerinden uzaklaşın. Kapıyı kapatın ona. O ne hali varsa görsün yani. Tamam mı? O ne hali varsa görsün. Küfür ne demek yani? Hakaret ne demek? Bunlar kabul edilemez. Ama bununla birlikte siz onun sohbetleri esnasında yani muhabbet ederken kavga dövüş yok. O küfürlü bir şeyler anlatıyor. Siz de bunu kanıksamışsınız ki bence doğru değil. Erkek de küfür etmemesi lazım. Ve siz de o küfürlü muhabbete, argo muhabbete, argo cevaplarla, espriler, şakalar ya arkadaşlar olmuyor. Ya kadınsılık argoyu, küfürlü konuşmaları içermez. Bakın buraya notlarımı aldım bu dört maddeyi. Kesinlikle argo kabul edilemez. Yani bir erkek açısından argo konuşan, kötü cümleler sarf eden, küfür eden bir kadının kadınsı olabilmesi, belli bir zarafeti, belli bir cazibeyi e, koruyabilmesi mümkün değil erkek zihnin, zihninde. Onun için argo konuşmaları lütfen... Çok dikkat edelim. Bu videoda paylaştığım 4 maddeye eğer dikkat ederseniz bana sorduğunuz şekilde daha kadınsı olabilmenin, erkek arkadaşınıza veya eşinize karşı daha kadınsı davranışlar sergileyebilmenin yolları bunlardır. Eğer bunları aşabiliyorsanız ve başka detaylar kalıyorsa onlar zaten çok ufak detaylar onları halledersiniz. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.